Değerli arkadaşım merhabalar. Dersime hoş geldin. Bugün devirli ondalıklı sayılar diyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Devirlikte ondalıklı sayılar bir rasyonel sayının ondalıklı açılımında ondalıklı kısımdaki rakamlar belli bir basamaktan sonra tekrarlanıyorsa bu sayıya devirli ondalıklı sayı denir. Değil mi? Genelde okununca hiçbir şey anlaşılmıyor buradan. Şimdi örneklerle açıklamaya çalışacağız. Bakın örnek vermiş arkadaşlar burada. 0 virgül bakın virgülden sonraki kısma bakıyorsunuz. Hep hangi sayılar tekrar etmiş? Evet beşler tekrar etmiş. O yüzden, o yüzden arkadaşlar 5'lerin tekrar ettiğini gösterebilmek için ne yapıyoruz? 5'i yazıyoruz. Sonra üzerine şuradaki çizgiyi yapıyoruz arkadaşlar. Bu hep bize 5'lerin sürekli tekrar ettiğini gösteriyor. Yani biz buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Devreden sayı diyeceğiz. Bakın bir örnek daha inceleyelim. 4,3. Bakın, virgülden sonraki kısım bakın 3'ün üzerine çizgi çekildiği için hep virgülden sonra 3'lerin tekrar ettiğini gösteriyor bize. Dolayısıyla buradaki devreden sayımız da ne olacak arkadaşlar? 3 olmuş olacak. Yani buradaki çizgi hangi sayıysa o devre diyor virgülden sonra anlamına geliyor. Devirlikte ondalık sayıların rasyonel yapılması. Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaracağız. Sonra virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazılır. Bakın bu önemli bir bilgi. Çünkü bunu sürekli soruların çözümünde kullanacağız. Şimdi bakın buradaki sayımız A virgül B C D. Şimdi sayının tamamını yazıyorum. Sayının tamamı ne? Hiç virgül yokmuş gibi ABCD yazıyorum. Şimdi arkadaşlar çizgi olmayan kısım neresi? Hangisi? Bakın C ile D'nin üzerinde çizgi var ya. Çizgi olmayan yani devretmeyen kısım AB. ABCD'den AB'yi çıkarıyoruz. Bölü diyoruz. Bakın iki tane sayının üzerinde çizgi olduğu için iki tane 9 diyorum. Virgülden sonra bir tane sayının yani B'nin üzerinde çizgi olmadığı için bir tane devretmeyen varmış gibi görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir tane sıfır. iki tane devrediyor iki sıfır. Bir tane devretmeyen var. Bir tane sıfır gibi düşüneceğiz. Örneğimiz de var. 3,25 bakın sayının tamamını yazıyorum. Hiç virgül yokmuş gibi. Nedir? 325. Devretmeyen kısım ne? Yani üzerinde çizgi olmayan 32 arkadaşlar. O yüzden 32'yi çıkardık. Bölü. Bakın 5 sadece bir tane. E, 5'in üzerinde sadece çizgi olduğu için bir tane devreden var. O yüzden bir tane 9. 2'nin üzerinde bakın hiçbir şey yok. Dolayısıyla bir tane devretmen olduğu için bir tane de 0 yazdık. Şimdi burada önemli bir bilgiden de bahsedebiliriz. Bazı soruların çözümünde pratiklik sağlayabiliyor. Devreden rakam 9 ise önündeki basamak bir artır. Ne demek istiyoruz yani? 0,9. Bakın son basamak burada 9 ya arkadaşlar. 9 da bitti. Dolayısıyla biz bunu hemen ne yapıyoruz? 1 tama yani 1 artırıyorum. 1 artırırsam ne olacak? 10 olacak. Yani 1 0 olmuş olacak. O da zaten 1 demek. E zaten gerçekten de aynı şey değil mi? Burasını ben normal şartlar altında yukarıdaki özellikten yazmaya kalksam 9 bölü 9 olarak yazarım zaten. 9 bölü 9 da 1'dir. Gayet mantıklı. E burada mesela 2 39 var. 9 devreden arkadaşlar. Şimdi en son sayımız 9 ya. 9'da devretmiş. Dolayısıyla ben bu 39'u 1 artırırsam ne olur arkadaşlar? 40 olur değil mi? 2,40. E 2,40 ile 2,4 zaten aynı şeydir. Ondalıklı sayılarda sıralama yaparken de birinci adımda tam kısımlara bakacağız arkadaşlar. Tam kısımlara bakacağız. Tam kısımda hangi sayı büyükse zaten o sayı otomatikmen büyük olacak. Fakat eşitlik durumunda yani tam sayılar eşitse o zaman ne olacak arkadaşlar? Ondalık kısımlara bakacağız. Hemen örneklerimize bakalım. A sayısı 2,35. B sayısı 2,36. Tam sayılara bakıyorum. İkisinde de 2. O zaman nereye geçiyorum arkadaşlar? Ondalıklı kısımlara geçiyorum. E 36 daha büyük olduğuna göre B A'dan büyük olmuş olacak. Şimdi son olarak şuralardan bahsedelim. Bakın 4,235. Y'ye bakıyorum. 4,235 bakın diyor. Şimdi Şuradaki x'e bakacak olsam devreden kısımlar hangisi? Bakın 35'ler devrediyor. Yani x eşittir 4 virgül 235. Devreden 35 olduğu için arkadaşlar hep 35, 35, 35 bu şekilde devrediyor. Diğerine bakalım. Y eşittir 4 Burada arkadaşlar çizgi 235'in üzerinde. Demek ki 235, 235 bu şekilde gidiyor. Bakın şimdi basamak sayılarına bir bakalım. 4'ler zaten aynı değil mi? 2'ler aynı 3'ler aynı, 5'ler aynı. Farklılaşmaya başladığı yer neresi arkadaşlar? Bakın 3. Demek ki x, y'den daha büyükmüş diyeceğiz. Hemen örneklerimize geçelim. Ben anladığını düşünüyorum açıkçası. O yüzden hepsini deneyebilirsin. Dene. Ondan sonra cevapları birlikte karşılaştıralım. 0,7. Bakın 7 de sadece devreden olduğu için arkadaşlar 7'yi yazıyorum. 7 bölü 9 diyeceğim. Bir tane devreden var. 1,3. Biz bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? 13 Önce virgül yokmuş gibi sayının tamamını yazıyorum. Devretmeyen kısım bakın arkadaşlar 1 bölü bir tane devreden var bir tane 9. Yani 13 eksi 1'den 12 gelecek. 12 bölü 9. 4 ile de sadeleştirirsem 3. E, özür diliyorum. 3 ile sadeleştirirsem 4. 3 ile sadeleştirirsem 3. Yani cevabımız 4 bölü 3 gelecektir. Bakın burada pratik özelliğimizi kullanacak olursak devreden arkadaşlar 9 ya. Bunu 1 artırıyorum. Ne olacaktır arkadaşlar? Dolayısıyla 5 olacaktır. Ya da şöyle de yazabilirsin. 4 artı 4 artı şu tam kısmı yazdım önce. Sonra devreden kısım arkadaşlar 9 bölü 9 olarak yazarım. E 9 bölü 9 zaten 1. Dolayısıyla 4 artı 1'den cevabımız yine 5 olarak gelir. Bugün şuraya bakalım. Sayımızı yazdık arkadaşlar. 175 eksi devretmeyen kısım bakın 17 bölü ne yapacağım? Bir tane devreden var. O yüzden bir tane 9 yazdım. 175'ten 17'yi çıkartacak olursam ne olacaktır arkadaşlar? 6'dan 1 çıktı. 5. 158 olacaktır. 158 bölü 9 olmuş oldu. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. Bakın. Önce tam kısmı yazarsın. Tam kısmı yazarsın. Ne? 17. Artı sonra şu kısım için ne yazabiliriz arkadaşlar? 5 bölü 9 olarak yazabiliriz. Burada yine payda işleme işlemi yaparsam bugüne 158 bölü 9'a denk gelecektir. Hemen şurayı yapalım. Hadi ikinci yoldan yapalım. 12 artı 7 bölü 9 olarak yazdım. E 12 ile 9'u çarparsam 108. 108'e 7 eklersem arkadaşlar ne olacaktır? 115 bölü 9 olacaktır. Bakın şurası yine parada gözelliğimizi kullanacak olursak devreden sondaki rakam 9 olduğu için hemen 1 artırıp 14 yazabilirim. Veya ne yapacaksın? 13 tam kısmını önce bir yazacağız. 13 artı. Buradaki 9 devreden olduğu için bunu da 9 bölü 9 olarak yazalım. 9'u e 9'a bölersen 1. E 13'le de 1'i toplarsam cevap yine arkadaşlar 14 gelmiş olur. Hadi ikinci örneğe bakalım. Aşağıda devirli ondalık sayılarda işlemleri yapınız diyor. Şimdi 2,3 ile 1,3'ü toplayacağız. Değil mi? Bakın şurayı toplarsam ne olacak? 2 artı 3 bölü 9 diyebilirim. Artı şurayı yapalım. 1 artı 3 bölü 9. Öncelikle tam kısımları toplarsam 2 ile 1 toplarsam ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Artı diyorum. Bakın bunları da paydaları eşit zaten. 3, 3 daha 6 bölü 9 olacak. Ya 6 ile de 9'u sadeleştirirsem 3'e bölersem 2, 3'e bölersem 3. Burada da payda işleme yaparsam 3 ile 2 bölü 3'ü toplarsam 11 bölü 3 olarak cevap gelecektir. Bakın şunları toplayalım. Bunları toplayalım. 3 artı 4 bölü 9 artı yani şurası da 1 artı 1 artı 2 bölü 9. 1 artı 2 bölü 9. Öncelikle yine tam kısımları toplarsam 3 artı 1'den 4 gelecek. Artı 4 bölü 9'da da 2 bölü 9'u toplayacağım. 6 bölü 9 yapar. 6 bölü da yukarıda da sadeleştirmiştik ya 2 bölü 3 yazmıştık. Böyle yazalım. Buradan payda işlersem 4 kere 3 12 2 daha 14 bölü 3 olarak cevap gelecektir. Bakın şuraya geçelim. Şuraya geçelim. Ne olacaktır arkadaşlar? 13 artı 5 bölü 9. Eksi diyorum. Parantez içerisinde yazayım. 4 artı 3 bölü 9. Şimdi bu eksiği dağıtacak olursam ne olacaktır? 13 artı 5 bölü 9 eksi 4 eksi 3 bölü 9 olacaktır. Tam kısımları yine çıkartıyorum. 13 eksi 4'ten ne gelecektir? 9 gelecektir. 5 bölü 9'dan da 3 bölü 9'u çıkartırsam 2 bölü 9 olacak. Paydalarını eşitlersem 9 kere 9 81. 81'den de 2 çıkarsa 79 bölü 9 olarak cevabımız gelecektir. Bakın bu C şıkkıydı. Şimdi D şıkkına bakalım son olarak. Şurası 81 bölü. Bakın bu defa 2, de, 2 tane devreden var. 81 bölü 99. Artı. Bakın burada da yine 2 tane devreden var. 27 bölü 99 oldu. Buradan da arkadaşlar 81 ile 27'yi toplarsam ne gelecektir? 108 gelecektir. 108 bölü 99. 9'a bölersem 12. 9'a bölersem 11. Yani cevabımız 12 bölü 11 olarak bulunmuş olur. Hemen üçüncü örneğimize geçtik. Burası arkadaşlar hemen ne olacaktır? İki tane sayı devrettiği için 17 bölü 99 olarak yazdık. Artı yine iki tane sayı devrediyor. 23 bölü 99 yaptık. Kesir çizgimi çektim. Bakın burası da 8 bölü 9'dur. Paydaları eşit arkadaşlar. Zaten yukarıdaki ifadelerin paydaları eşit. Dolayısıyla pay kısımlarını toplarsam 23 ile 17'yi topladım. Ne oldu arkadaşlar? 40. 40 bölü 99. Şimdi birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip de çarpacağım. 9 bölü 8 yazdım. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 40 ile 8'i sadeleştirirsem 5 olacak. 9'da da 99'u sadeleştirirsem 11. Dolayısıyla cevabımız 5 bölü 11 olarak gelecektir. Hadi 4'e geçelim. İşleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi hemen 1 bölü 10 olarak yazarız. Bölü bakın şurası da 1 bölü 9 olarak yazılır. Eksi diyorum. Bakın şurası arkadaşlar 1, 19 bölü 10 olarak yazalım. Az daha yukarı çıkartalım. Evet. Faydasındaki ifadeyi de nasıl yazacağım arkadaşlar? Pratiğimizi kullanacak olsak bakın sonu 9 ve devre diyor. Dolayısıyla 19'u 1 artırırsam ne olacak? 20 olacak. Yani aralarında da bir tane virgül olduğu için o yüzden 2,0 gibi de düşünebilirsin. Yani ne olacak arkadaşlar? 2,0 ile 2 aynı şeydir. Ya da şöyle yapacaksın. Hocam bu 1 artı 9 bölü 9 olarak yazılır. E 9 bölü 9 zaten 1. 1 ile de 1 toplarsam 2. Bu şekilde de bulabilirsin. Tamam şimdi bunda ne yaptık arkadaşlar? hatta şöyle yazalım ya. Paydaları da tamam neyse 2 olarak yazalım. Tamam. Artı. Bakın şurayı 5 bölü 10 olarak yazdım. Bölü. Bakın burası da 5 bölü 9 olacaktır. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacak olursam 1 bölü 10 çarpı 9 bölü 1. Eksi. Birinciyi aynen yazdım. 19 bölü 10 çarpı ikinciyi ters çevirip de çarptım. Yani 1 bölü 2. Artı Bakın birinciyi aynen yazdım. 5 bölü 10 çarpı burası da 9 bölü 5'tir. Şimdi arkadaşlar şurayı hatta 1 bölü 2 paydaları e, kaç olacak şekilde. Tamam neyse oraya hiç dokunmayalım. Tamam. Şimdi burada çarpma işlemini yapacak olursam 9 bölü 10 geldi. Eksi burası 19 bölü 20 geldi. Artı 5 kere 9 45 45 ne olacaktır arkadaşlar? Hatta şu 5'ler birbirine götürüyor ya. Burayı da 9 bölü 10 olarak yazalım. Şimdi payda işleme işlemi yapacak olursak arkadaşlar. Bir kere 9 bölü 10 ile 9 bölü 10'u toplarsam ne olacaktır? 18 bölü 10 olacaktır. Yani 18 bölü 10 eksi 19 bölü 20 oldu. Şimdi paydalarını eşitleyelim. Bunu 2 ile genişleteceğim. Bunu 1 ile genişleteceğim. 2 kere 18 36 36 eksi 19 bölü 20 olacaktır. E 36'dan da 19 çıkarsa 17 olacaktır. Cevabımız 17, 17 bölü 20 olarak bulunur. 5'e bakalım şimdi. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Önce ne yapacaktık? Önce tam kısımlarına bakacaktık. Tam kısımlarda arkadaşlar bakın dikkat edecek olursanız 5, 5, C, 6 olduğu için C en büyük olacaktır bir kere. C en büyük. Sonra sonra arkadaşlar 5, 37 ve 5 5,34. E 5, 37 daha büyüktür. Demek ki burada en küçük B. Sonra A. Zaten C'nin en büyük olduğunu söylemişler arkadaşlar. Gelelim 6. ve son örneğimize. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Önce yine tam kısımlarına bakacağım. Bakın tam kısım 17. Burada 1. Burada 17. B zaten burada en küçük olacak arkadaşlar. Niye? Tam kısım 1. B en küçük. Küçüktür diyeceğiz. Sonra bakın tam kısımdan sonraki 381, 385 hangisi büyük? 385 büyük değil mi? Demek ki A daha küçük ondan En büyük de C olmuş olacak. Evet arkadaşlar, bugündük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.